Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Aler Coşkun Bolu ziyaretleri kapsamında Memur Sen'e gitti. Ahmet Koçak ve sendikalıları ziyaret eden Er Coşkun birlik ve beraberlik mesajları verdi. Memur Sen olarak yapmış olduğunuz görevlerde gerçekleştirdiğiniz tüm sektörler veya tüm branşlardaki sektörlerde şimdiye kadar bir mesai arkadaşlığı yaptık. Bu mesai arkadaşlığı tabii sizler kurumlarda mensuplarınızın sorunlarıyla, sıkıntılarıyla alakalı meseleleri dile getirdiniz. Biz de bu manada üzerimize düşeni yapmaya çalıştık şimdiye kadar. Tabii yapabildiğimiz işler olduğu gibi eksik kaldığımız, belki yerine getiremediğimiz işler de oldu. Ahmet Koçak, Memur Sen'in Bolu'nun 8 bin üyesi olan en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Mevcut milletvekili olduğu için, sayın milletvekilimizden tekrar milletvekili adayı olduğu için de bir dahaki dönem için Memur Sen olarak birinci talebimiz ülkenin en büyük ihtiyacı olan sivil anayasadır. Burada sizlerin huzurunda kendisinden sivil anayasa konusunda da desteklerimizi bekliyoruz. Ve bu anlamda da sayın milletvekilimize 2011 yılından beri gerçekten hem ilimize hem de Memur Sen'in ve milletin değerleriyle bütüşen, kucaklaşan bir çalışması olduğu için bütün üyelerim adına, Bolu'daki 8 bin Memur Sen üyesi adına, ülkedeki 800 bin Memur Sen üyesi adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de doğru ve güzel işlerde yanında olacağımızı, her zaman olduğu gibi yanlış işlerde de yine tepkimizi, tavrımızı ortaya koyacağımızı belirtiyorum. Kendisine çıkmış olduğu yolda sizler adına başarılar diliyorum. Türkiye'de devrim niteliğinde değişiklikler yaşandığını söyleyen Er Coşkun, bu değişiklikleri sadece iktidarın değil, Memur Sen gibi kuruluşların da yaptığını belirtti. Tabii Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm söz konusu. İnsan hak ve hürriyetleri anlamında da, gerçek manada demokratikleşme manasında da Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada devrim niteliğinde değişiklikler söz konusu oldu. Ama bu sadece iktidarın gerçekleştirdiği bir dönüşüm değil. Bu aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin Memur Sen ailesi gibi vermiş olduğu desteklerle yerine getirilebildi bugüne kadar. Ama daha da kat edeceğimiz mesafeler var. Yani şu anda her şeyi yerine getirdik, her şeyi çözdük diyemeyiz. Ama belki şunu söylemek lazım. Bir ay sonrayı göremeyen bir ülke şu anda 2023'ü, hatta 2071'i hedefleyecek vizyonlar ortaya koyabiliyor. Bu da ne kadar sağlıklı adımlar atıldığını, ne kadar büyük bir değişimin, dönüşümün ortaya konduğunu aslında gösteriyor. O yüzden kat edeceğimiz daha çok mesafe var, çok yol var. İnşallah bu yolu hep birlikte kat etmek için de bir kez daha hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.